Beslenme Diyetetik Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 3 bölümünden birisi. Bölümümüz fakültemizle aynı zamanda kuruldu. 2017 yılında kuruldu. İlk mezunlarımızı da 2012 yılında verdik. Aynı yıl yüksek lisans programımızı da açtık. Bölümümüzün en önemli avantajlarından biri tıp, eczacılık, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümlerinin olması. Bu bölümlerle aynı kampüste bulunmamız. Böylece özellikle temel tıp dersleri olan anatomi, biyokimya, mikrobiyoloji gibi dersleri tıp fakültesinin, besin mikrobiyolojisi gibi dersleri gıda mühendisliğinin, nütrisotikler gibi seçmeli bir dersimizi eczacılık fakültesinin alanındaki en iyi hocalarından alıyoruz ve laboratuvarları ortak kullanıyoruz. Bölümümüzün bir diğer avantajı ise eğitim dilimizin %100 İngilizce olması. Çünkü bilim dili İngilizce ve özellikle sağlık bilimlerinde bilgiler çok hızlı yenileniyor. Oysa bizim öğrencilerimiz bu gelişmeleri internetteki veya yazılı mecradaki bilimsel kaynaklardan anında izleyebiliyorlar, yakalayabiliyorlar. Öğrencilerimizin fakültedeki ilk yıllarında temel tıp ve temel beslenme derslerini alıyorlar. Böylece insanı ve besinleri tanıyorlar. Üçüncü sınıfta ana çocuk beslenmesi, toplu beslenme sistemleri, sporcu beslenmesi gibi klinik ve toplum sağlığı ağırlıklı dersleri alıyorlar. Dördüncü sınıfta ayrıca temel derslerle klinik bilgileri entegre ettikleri vaka çalışmaları yapılan dersler için mezuniyet projeleri ve seminerlerini tamamlamak için haftanın belirli günleri üniversiteye geliyorlar. Yaz stajlarını ise isterlerse kendi istedikleri bir kurumda yapabiliyorlar. Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri de öğretim üyelerimizin %100'e yakınının üniversitemizin tam zamanlı akademisyenlerinden oluşmuş ve hemen hepsinin sadece üniversitelerde çalışmakla kalmayıp sahada, uygulamada bulunmuş olmalı. Bu durum öğrencilerimize teorik bilgiler dışında meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilginin çok daha rafine, verimli ve iyi bir şekilde verilmesini sağlıyor. Bölümümüz bu yıl ikinci kez Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği SABAK tarafından akredite edildi. Bu akreditasyonu Türkiye'de ilk alan bölümlerden biri olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Öğrencilerimiz psikoloji, gastronomi ve mutfak sanatları, antropoloji, gıda mühendisliği, yine fakültemiz bölümleri olan hemşirelik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde çift anadal ve üniversitemizin pek çok bölümünde yan dal yapıyorlar. Tabii bu çift anadal diploması veya yan dal sertifikası İngilizce bilmenin yanında işe girişlerde mezunlarımıza büyük avantaj sağlıyor. Bölümümüzün Hollanda, Almanya ve İspanya'daki üniversiteleriyle Erasmus anlaşmaları var. Diyetisyenler, yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında, özel beslenme ve danışmanlık merkezlerinde, bakım merkezlerinde, yemek hizmeti veren kurumlarda, spor kulüplerinde, yiyecek, içecek üretimi yapan ve satan kuruluşlarda, üniversitelerde, eğitim kurumlarında, araştırma ve geliştirme kurumlarında, FAO, WHO, UNICEF gibi uluslararası sağlık ve beslenme kuruluşlarında, yiyecek, içecek üretimi ile ilgili kalite belgelendirme kuruluşlarında, özel sağlık ve eğitim kamplarında, besin ve ilaç endüstrisi yanında medya kuruluşlarında da iş olanağı bulabilmektedir. Özellikle obezitenin artık bir epidemi olarak görülmesi veya diyabetin öngörülemez şekilde artması diyetisyenlere ve sağlıklı beslenmeye ilgiyi her geçen gün artıracak. Onun için bu mesleğin, diyetisyenliğin ileride de çok daha popüler bir meslek olacağını düşünüyorum ve bu mesleği yaparken de diyetisyenlerin insanların sağlığına dokunacakları için çok mutlu olarak, çok severek işlerini yapacaklarını düşünüyorum.